Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu videomuzda ikinci derecede denklemlerin bir konusu olan köklü denklemleri anlatacağım. Bu köklü denklemler arkadaşlar MEB kitabımızda yeterince üzerinde durulmamış ama ileriki konularımızda ya da lise son konularımızda bu tarz köklü denklemlerle karşılaşacağız. Onun için bu konu ikinci derece denklemler konusunda da işlenmesi gereken bir konu. Şimdi ben sizlere bu konuyu anlatacağım arkadaşlar. Kendi ders notlarımdan dinlerseniz sizin için iyi olur. Evet arkadaşlar, köklü denklemler konusu. Şimdi köklü denklemler arkadaşlar, bildiğimiz denklemler ama mesela bu tarz bir soru kalıbıyla biz karşılaşmadık şimdiye kadar. Ama bu soru kalıbı her an matematiğin içerisinde karşımıza çıkabilir. Ve bunu ileride logaritma konusunda da 12. sınıfta bu tarz denklemlerin çözümleriyle karşılaşacağız. Arkadaşlar şimdi burada değişken değiştirme yöntemiyle bu denklemi çözeceğiz. Şimdi kök 2'si ne diyoruz arkadaşlar? T diyeceğiz. İkisi ne de oldu? T kare oldu arkadaşlar. T kare eksi ne diyoruz arkadaşlar? 3T artı 2 eşittir 0. Bunun çarpanları kaçtır arkadaşlar? T eksi 2 çarpı E eksi 1 eşittir 0 şeklinde denklemi çarpanlarına ayırma yöntemiyle çarpanları ayırıyoruz. Burada t'nin değeri kaçtır arkadaşlar? 2'dir veya t'nin değeri 1'dir. Kök x neydi arkadaşlar? T'ydi. T'ye kök x dersek 2'dir veya kök x eşittir 1'dir arkadaşlar. Buradan x'in değeri 4 gelir. Bunu x1 olarak alabilirsiniz. Bunu da x olarak alabilirsiniz. O da 1 gelir arkadaşlar. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar reel sayılarda 1 ile 4, 1 ile 4'müş. Bu denklemi bu şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir denklemimiz var arkadaşlar. Bu tarz bir denklemle karşılaşırsak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunun yöntemini de size anlatayım. Yine aynı arkadaşlar, ne yapıyoruz burada? İkinci derecede denklemlerden yararlanarak biz bu denklemi çözeceğiz. Ve değişken değiştirmeyi kullanacağız arkadaşlar. 3 ile 6'nın kök derecesi kaç? 3. Kök derecesi kaç? 6. Burada derecesi büyük olan kim arkadaşlar? 6. X'in 6. kuvvetten köküne TA diye T diyelim arkadaşlar. X'in değeri T üssü 6 yaptı. X'in yerine T üssü 6 yazdığımız zaman T üssü 6'nın bakın arkadaşlar T üssü 6'nın küp kökü artı X'in 6. kuvvetten köküne T demiştik. Eksi 1 eşittir 0. 6 dışarı çıkarsa ne olur? 2 olur arkadaşlar. 2t kare artı t eksi 1 diye denklemi bu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazmış oluyoruz. Yani bu köklerden denklemi kurtardık şu anda. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpanları ayıralım. En basit çarpanlayma yöntemiyle bir deneyelim. 2t'ye t diyelim. Bunun çarpanının bir tanesine 1 verelim. Birine de eksi 1 verelim. Evet, ortadaki terimi sağlıyor. Ne yapıyoruz o zaman? Bu denklemi şu şekilde yazıyoruz. 2t eksi 1 çarpı t artı 1 şeklinde denklemi çarpanlara ayırmış oluyoruz. Buradan t'nin değeri kaçtır? 1 bölü 2 gelir. Veya t'nin değeri eksi 1 gelir. T kaçtı arkadaşlar? X'in 6. kuvvetten köküydü. X'in 6. kuvvetten köküne ne diyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 diyoruz. Kök derecesi çift olduğu için kökü alınan sayı dışarı pozitif sayılara çıkacak. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman burada hiçbir sayının 6. kuvvetten kökü 1 olmaz. Bunun çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Dolayısıyla şu x ne gelir? 2'nin 6. kuvveti 1 bölü 64 gelir. O zaman bu denklemin çözüm kümesi neymiş arkadaşlar? 1 bölü 64'müş. Burada 1 bölü 64 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir köklü denklemimiz var yine. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer de buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Kök derecesi burada 4. Kök derecesi 2. O zaman burada ne yapıyoruz? X eksi 2'nin 4. kuvvetten köküne ne diyoruz arkadaşlar? T diyebilirsiniz yine. X eksi 2'ye ne diyoruz arkadaşlar? T üssü 4 diyoruz. X eksi 2'ye T üssü 4 yazdığınız zaman bu dışarı T kare gelir. Eksi 2t eksi 0 denklemini bulmuş oluyoruz. Kökten kurtararak değişkenler yardımıyla
denklemi değişken değiştirme yöntemiyle denklemi bu şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Buradan da normal çarpanla ayırmayı artık hızlı bir şekilde yapabilmemiz lazım. T artı 1 şeklinde çarpanlara bu ifadeyi ayırıyoruz. T buradan 3 geliyor. T buradan eksi 1 geliyor. Arkadaşlar T'nin değeri 3'tür. T'nin değeri 1'dir. Eksi 1'dir. Neydi biz ne demiştik arkadaşlar? X'in x eksi 2'nin 4. kuvvetten kökü 4. kuvvetten köküne T demiştik. T'nin değeri kaç burada? 3'tür. X eksi 2'nin 4. kuvvetten kökü de ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Hiçbir sayının 4. kuvvetten kökü eksi 1 gelmez. Burası boş küme arkadaşlar. Bu sayı. Yani buradaki şu denklemin kökü boş küme. Buradan bir şey elde edemeyiz. Her iki tarafın 4. kuvvetini alalım burada arkadaşlar. Kökten kurtaralım. X eksi 2 eşittir 81'e. 83'tür arkadaşlar. Öyleyse bu denklemin çözüm kümesi de kaç geliyormuş? 83 geliyormuş arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi de 83 olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi gelelim köklü denklemlerde. Sadece bir tarafta kök var. Diğer tarafta x eksi 2 var arkadaşlar. Denklemin kökü 4m eksi 6 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu denklemi çözebilmemiz için köklü denklemi şunu yapıyoruz. Eşitliğin her iki tarafının karesini alıyoruz. Sol tarafı kökten kurtarıyoruz. Alalım kökünü. Her iki tarafın kökünü şu ikinci kuvvetini alalım. Eşitliğin her iki tarafının ikinci kuvvetini alalım. İkinci kuvvet ne yapıyor arkadaşlar? Bu kökü öldürür. Kaldı burada. Burada da x kare eksi 4x artı 4 geldi. Bakın arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımızda, ikinci kuvvetini aldığımızda denklem neye dönüştü? İkinci dereceden bir bilmeyen denkleme dönüştü. Evet, bu köklü denklemler de bunun için önemlidir arkadaşlar. Bu çözümleri bilmemiz gerekiyor. X kare eksi 7x artı 6 geldi. Buradan da kökleri bulalım. Bir tanesi x eksi 6'dır. Biri de x eksi 1'dir. Dolayısıyla x1'i 6 olarak alırsanız x2'yi de 1 olarak alın. Alabiliriz yani. Fark etmez. Bana x1 değil. X1 buna dersiniz. x2 buna dersiniz. Sorun değil. Yalnız köklü denklemlerde işi daha sağlam yapmak için bulduğumuz kökleri denklemde yeni yazalım arkadaşlar. X'e 6 yazdığınızda burası kaç oldu arkadaşlar? 18, 2 çıktı. 14. Pardon. 16. Dışarı 4 gelir. 6'dan 2 çıktı. 4. Arkadaşlar bulduğunuz kökleri denklemde yerine yazın. En sağlam yollardan bir tanesi budur. Zaten kök, şu köklü ifade ne olması lazım arkadaşlar? Şuradan da şöyle de yapabilirsiniz. X eksi 2 büyük eşit 0 olmak zorunda. Neden? Kök derecesi çift olan bir ifadenin kökünü aldığınızda çıkan sayı 0 ve 0'dan büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla x 2 ve 2'den büyük olmak zorunda. Otomatikman x'in değeri 6'dır. Bakın 1'i denersiniz. Eğer aklınıza bu gelmezse, bu yöntem aklınıza gelmezse, en sağlam yol ise kökleri ne yapıyorsunuz? Denklemde yeni yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazalım denklemde. X'in yerine 1 yazdınız. 3'ten 2 çıktı 1. 1'in kökü 1. O da eksi 1. Denklemi sağlamadı. Bir çözüm değildir arkadaşlar. Eğer bu aklınıza gelirse zaten x'lerin 2'den büyük olduğunu görüyorsunuz. Çözüm kümesi direkt 6 olarak bulunmuş olur. Bu denklemi de bu şekilde çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuza geçelim. Şimdi çözüm kümesi 6 dedik ama bizden denklemin kökü 4m eksi 6 olduğuna göre m'yi istiyor. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? 4m eksi 6 eşittir. Kaça diyoruz arkadaşlar? 6'ya diyoruz. 4m eşittir 12 diyoruz. M'yi de 3 bulmuş oluyoruz. Bakın orayı sadece denklemin çözüm kümesini bulmaya olarak düşündüm ben. Ama daha devam ediyor. Denklemin kökünü de 4m eksi 6'ya eşitliyoruz. X'in buradaki farklı değeri çıkıyor. X 2 1 olmuyor yani 1 veremiyoruz. Çıkan bir x değeri var o da 6'dır. 6'yı da 4 m eksi 6'ya eşitliyoruz. M'nin değeri bulmuş oluyoruz. Denklemin gerçek kökü, denklemin de bir kökü olduğuna göre m kaçtır? Şimdi yine aynı şekilde bakın biraz önce yaptığımız denklemin benzeri. Pekiştirelim arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alıyoruz. 10 eksi 2x eşittir. X kare eksi 2x artı 1 geldi.
Evet. X kare kaç geldi arkadaşlar buradan? Eşittir. Eksi 9 geldi. Eksikler birbirini götürdü. X'in değeri buradan 3'tür. Ya da X'in değeri eksi 3'tür. Arkadaşlar bunun X eksi 1 ne olması gerekiyor? X eksi 1 sıfırdan büyük olacak. X'ler kaçtan büyük? Birden büyük. X'ler birden büyükse X'in değeri 3'tür arkadaşlar o zaman. Biz 3'ü denklemin kökü olarak alırız. Bu denklemin kökü 3'müş. Eksi 3'ü veremiyor. Zaten eksi 3 verdik mi eksi 4 yapar. Kök içinde kökü alınan bir ifadenin derecesi bakıyorsun. Kökün derecesi çiftse buradaki sayı hiçbir zaman negatif sayı olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar x'i 3 olarak aldık. 3 de bu denklemin bir köküymüş. X'e 3 verdik. 18 artı 9 artı m eşittir 0. M'nin değeri de eksi 27 yapar. M'yi de ne yaptı arkadaşlar? Eksi 27 olarak bulmuş olduk. Evet. Diğer köklü denklemimize bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane kök var. Bakın bu uğraştırıcı bir soru şimdi. Böyle köklü denklemlere karşılaşırsak ne yapacağız? Arkadaşlar iki tane kök varsa kökün bir tanesini ne yapıyorsunuz? Solda bırakıyorsunuz bakın. Artı bir eşittir. Kök x eksi 1 artı 2 diye yazıyorsunuz. Her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Evet. 4x artı 1 diyorsunuz. Bunun karesini aldınız arkadaşlar. X eksi 1 geldi. Bunun karesini aldınız. Kök x eksi 1'in karesi x eksi 1 gelir. Bununla bunun çarpımı 4 çarpı kök x eksi 1 geldi. Artı 4 geldi. 2'nin karesi 4 geldi. Atalım arkadaşlar. Burada 3x oldu. 4 bir daha kaç arkadaşlar? 4 eksi 1 3 oldu. Attık buraya eksi 3 geldi. 1 ile topla eksi 2 geldi. Burada da 4 çarpı x eksi 1 kaldı. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Eşitliğin sağ tarafını ya da sol tarafını ne yapıyoruz? Devamlı sadece tek köklü bir ifade kalacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sefer daha kökünü alalım bunu. Bir sefer daha kökünü alalım. Bunun karesini alalım arkadaşlar. Eşitliğin her tarafın karesini alalım şimdi. Burada değiştirelim bunu. Karesini alalım. Karesini aldık. 9x kare. Eksi 6x artı 4 eşittir. 4'ün karesi 16x eksi 16 geldi. 9x kare eksi 24x kaç geldi arkadaşlar burası? Pardon 16. 6 daha eksi 22x artı 20 geldi. Evet. Bunun kök değeri de kaç yapar arkadaşlar? 9'da bir deneyelim bakalım. Şimdi 3x'e x diyelim. 3x'e ya da 3x'e 3x diyelim. Bunun çarpanları da 5'e 4 diyelim. 15 12 daha gelmedi. 9x dersek buradan gelmiyor 20'de arkadaşlar. İkisinin çarpımı pozitif olacak çünkü. İkisini de alamayız. Negatif alacağız bunları. O zaman şunu şöyle alalım. 3x'lerden yararlanamadık şimdi. Acaba bir 3x'i şöyle yazarım o zaman. 3x 3x 2 diyelim arkadaşlar. Eksi 30 oldu. Buradan da kaç geldi? Pardon arkadaşlar. 3 kere 2 6. Şurası 12x olacak. 3 ile 2'yi çarp 6 12x gelecek. 12 28x olacak arkadaşlar. Eksi 28x. Yani şurayı bir düzeltecek olursak arkadaşlar. 9x kare bakın. 3x 2 çarp eksi 6. 2 katı 12. 9x kare. Eksi 28x artı kaç geldi arkadaşlar? 4. Bunun karesinden de eksi 16, 20 geldi. Bunun köklerini bulalım. Burada arkadaşlar 9'da kaç geldi? 3'ü denedik. 3x'e 3x'i denedik. Evet. 30, eksi 30 geldi 20'de. 9 ise x deneyelim bir de. Verelim. 10 da buradan verelim arkadaşlar. Kaç oldu? Eksi 18x. 10 da burada eksi 28x'i verdik. X çarpı 9x eksi 10 geldi. 0. X'in değeri 2'dir. X'in değeri 10 bölü 9'dur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları deneyelim. X'e 2 verirsek burası kaç oldu? 9. 9 dışarı kaç gelir? 3 geldi. X'e 2 verdik. 1.
Biri dışarı çıktı. 2 sağlar arkadaşlar. 2 çözüm hükmesi. Bir de 10 bölü 9 verelim arkadaşlar. 10 bölü 9 verdiğimizde 4 ile 10 bölü 9 çarpımından 40 bölü 9. 1 ile topla 49 bölü 9. Dışarı kaç gelir? 49 bölü 9 oldu arkadaşlar burası. Eksi 10 bölü 9'dan 1 çıktığı zaman 1 bölü 9 kaldı. 2'yi verir mi? Burası kaçtır? 7 bölü 3'tür. Burada eksi 1 bölü 3'tür. 7'den 1 çıktı. 6 bölü 3 2'yi sağlar arkadaşlar. O zaman her iki sayı da denklemin çözümünde vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu denklemin çözüm hükmesini ne buluyoruz? 10 bölü 9'a 2 buluyoruz arkadaşlar. Bakın bu denklemlerde bu bulduğumuz değerleri yerine yazıp yapacağız. Hem köklü sayılarımızın iyi olması gerekiyor. 4 işlemde hata yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle özel bir soru var arkadaşlar. Bakın küp derecesi yani denklemde köklü bir denklem olduğu için kökün küp kökü var. Küp kök içinde kök x artı 16 eksi kök içinde x var. Eşittir 4'ün küp kökünü ise bu denklemin çözüm hükmü kaçtır diyor. Arkadaşlar kök dereceleri aynı mı? Bakın görüyorsunuz. O zaman kökün içindeki sayılar da birbirine nedir? Eşittir. O zaman kök x artı 16 eksi kök x eşittir. Kaça diyoruz? 4'e diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapalım? X artı 16 eşittir diyoruz. Kök x artı 4'e diyoruz. Her tarafın karesini alalım. X artı 16. Her tarafın karesini alıyoruz. Neden? Köklerden kurtarmak için. Bunun karesini aldığımızda x gelir. Bununla bunu çarpın. 2 katını alın. 8 kök x artı 16 geldi. X'ler birbirini götürdü. Kaç kaldı arkadaşlar? Şimdi buradan da kaç gelecek? Evet. Açalım arkadaşlar. Burada 16 geldi. 16 da 16'lar da birbirini götürdü. 8 kök x'in değeri 0'a eşit oldu. X'te kaçtır arkadaşlar? 0'dır. X'e 0 verirse kaç geldi arkadaşlar? Kökü kontrol edelim. 0 verdiğimizde buraya kaç geldi? 16 dışarı kaç çıktı? 4 geldi. 16 dışarı 4 geldi. 4'ün küp kökü eşittir. 4'ün küp kökü geldi. Evet. Bu denklemin çözüm hükmesi 0'dır arkadaşlar. 0'dır arkadaşlar. Bu denklemi de bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Denklemin gerçek kökü arkadaşlar burada 2m artı 6 olduğuna göre m'nin tam sayı değeri kaçtır diyor. Denklemin gerçek kökü x eşittir 2m artı 6 olduğuna göre m'nin tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bunu ne yapalım? Her tarafın yine dediğim gibi karesini alalım. Alın karesini 2x kare artı x artı 1 eşittir. 9 eksi 6x artı x kare geldi. X kareyi buraya attık sol tarafa. 6x buraya geldi. 7x 0 geldi arkadaşlar. Bunun kökleri de x artı 8 çarpı x eksi 1 olarak bulunur. X'in değeri buradan eksi 8'i gelir. Ya da x'in değeri buradan kaç gelecek? 1 gelecek. Şimdi arkadaşlar pratikten şöyle yapabilirsiniz. 3 eksi x büyük eşit 0 olmalı. Eksi x büyük eşit 0'dır. X küçük eşit 0 olmalı. O zaman bu denklemin çözüm kümesi direkt olarak nedir arkadaşlar? Bu denklemin çözüm kümesi x eşittir eksi 8 diyoruz. Şimdi x'e 1 verirsek arkadaşlar bakın. 3 eksi x büyük eşit 0 dedik. Pardon. Şurada hata arkadaşlar. Şurada hata yaptık. Özür. Şuraya böyle olmayacak. 3x büyük eşit 0 diye bunu alacağız. Eksi x büyük eşit kaçtır arkadaşlar? Eksi x büyük eşit eksi 3. X küçük eşit 3 olmalı arkadaşlar. Şimdi bakalım kontrol edelim. X'ler 3 ve 3'ten küçük olmalı diyoruz. O zaman x 1 var. Koyalım. 2, 3, 4. 4'ün kökü 2. 3'ten 1 çıktı 2. Eksi 8 verirsek 64, 128 oldu arkadaşlar. Burada kaç geldi? Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 eksi x büyük eşit 0. Eksi 3'ü attık. X küçük eşit 3 geldi. Eksi 8 verdik arkadaşlar. Eksi 100 64 128 eksi 8 artı 1. Arkadaşlar burada ise kaç verdik? Normalde ise kaç veriyoruz? İse kaç verelim burada da?
3 eksi, eksi kaç verdik? Eksi 8 verdik. Artı 8 oldu. 120, 121, 11 eşittir. 11 sağladı bunu arkadaşlar. Bu ifade bunu sağladı. Evet arkadaşlar. Bir de x arkadaşlar 1 verirsek buraya kaç oldu? 1 verdiğimizde 2, 3, 4. 4'ün kökü 3'ten 1 çıktı. 2. 4 dışarı 2 geldi arkadaşlar. 2 de geliyor. Her ikisi de sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla x 3'ten küçük olduğu için 1 ve eksi 8'i alabiliyoruz. Evet. Denklemin çözüm kümesi kaç geldi? Eksi 8 de 1'dir arkadaşlar. Her ikisi de sağlıyor denklemimizi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir denklemimiz var. Kök içinde köklü bir ifade var. Bunu ne yapıyoruz? Tekrar arkadaşlar ne yapıyoruz bunu? Karesini alalım arkadaşlar. Karesini aldık. 2 artı 1 artı kök x artı 1 eşittir. 9 oldu. Kök x artı 1'in değeri eşittir. Kaç oldu? 9'dan 1 çıktı 8. 8 eksi 2 x oldu arkadaşlar. Bunun karesini alalım. X artı 1. Her tarafın karesini alıyoruz yine. 64 eksi 32 x artı 4 x kare. 0 eşittir. Kaç oldu? 4 x kare eksi 33 x artı 63 geldi arkadaşlar. Evet, 9'dan 1 çıktı. 8 eksi 2 x arkadaşlar. Kökü sol tarafta yalnız bıraktık. Bunun çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 4'ün çarpanları 4 x diye bir deneyelim. 4 x'e x diyelim. 63'ün çarpanları 7 ile 9 diyelim. 28, 9 daha fazla geldi değil mi? İkisi de tek sayı çünkü. İkisini de eksi versek ikisi de çift olacak. Birini tek birini çift bırakacağız arkadaşlar. Yani ikisi de çift olursa zaten bunlar tek gelecek. Ve 63'ün çarpanları tek olduğu için. Birini tek bırakacağız. Buna 7 diyelim. Buna 9 diyelim. Kaç geldi? 36 olmadı. 4x'in çarpanları ne gelir arkadaşlar? 4x'in çarpanları 4x'e x dedik. 7 ile 9 dedik. 21'e 3 diyelim arkadaşlar o zaman. Birine 21 diyelim. Birine de 3 diyelim. Birine de eksi verdik. Eksi 4x, 12x, eksi 21, eksi 33'ü verdi. O zaman bu denklemin kökleri kaç? 4x eksi 21 çarpı x eksi 3'e geldi arkadaşlar. X'in değeri 3'tür. Bir de x'in değeri 21 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar x'e 3 verirse kaç geldi? X'e 3 verdik. Kontrol edelim. 3. Kaç geldi burada? 4. Dışarı 2 geldi. 3 kere 2, 6, 7, 4. Kaç geldi? X'e 3 verdi. 4, 2 geldi. Artı 1. 3 kere 2, 6 da burada var. 6, 8, 9. 9 dışarı 3 çıkar. Sağladı. X eşittir 3 çözümdür arkadaşlar. 21 bölü 4'e bakalım arkadaşlar. Şimdi bir de 21 bölü 4'ü verelim. 21 bölü 4'ü verdik. 48 bölü 4. 21 bölü 4'ü 2 ile çarp. 42 bölü 4. Evet. 21 bölü 4 arkadaşlar. 2 ile çarptık. 2 bölü 4. 46 bölü 4 geldi burası. 46 bölü 4 geldi. 21 bölü 4'ü 1 ile toplarsanız 25 bölü 4. O da 5 bölü kaç geldi arkadaşlar? 21 bölü 4'ü 1 ile toplayın. 4. 25 bölü 4. O da 5 bölü 2 geldi. Bir de 5 bölü 2 de buradan geldi arkadaşlar. 3'ü veriyor mu şimdi bize bakalım arkadaşlar. Burada kaç geldi? Yani bir yapmayalım da burada 21 bölü 4 verirseniz 21 bölü 4. 21 bölü 4. 21 bölü 4 arkadaşlar. 2 ile çarpalım. Bir sefer daha kontrol edelim. 21, 42 bölü 4 artı 1 vardı burada. Artı şuraya bir düzeltelim. Bağlamı yazalım arkadaşlar şunu. Rasyonel sayı olduğu için burada sıkıntı var. Bunu kontrol etmemiz lazım. 1 bölü 4'ü yazalım. 21 bölü 4 2 ile çarp 42 bölü 4 artı 1 artı 21 bölü 4 artı 1 eşit midir 3'e? 4 ile 1 25 bölü 4. 4 ile 1 çarp 4. 2 46 bölü 4 artı oradan ne geldi arkadaşlar? 25 bölü 4
O da 5 bölü 2 geldi. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 2 ile genişlettim bunu. 2 ile genişlettiğimizde 10. 56 bölü 56 bölü 4. 3 eşittir. 56'yı evet. 56'yı 4'e bölün arkadaşlar. 3 veriyor mu? 14 yapıyor. Çünkü 14 eşittir 3 sağlamadı arkadaşlar. O zaman bu denklemin çözüm ise sadece ve sadece kaçmış arkadaşlar? O zaman sadece ve sadece 3'müş. Bu denklemin çözüm kendisi de bu şekilde buluyoruz. Evet arkadaşlar. Köklü denklemlerde anlatacağımız bölüm bu kadar. Bu bölümü öğrendiğiniz zaman artık bu tür karışık denklemlerle ilgili sıkıntılarınızın aza ineceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu soruları bir seferde kendiniz çözerseniz daha iyi öğrenmiş olursunuz. Diğer konumuz da arkadaşlar şimdi bu konuya benzer olan mutlak değerli denklemleri anlatacağız arkadaşlar diğer videomuzda. Onu da dinlerseniz sizin için iyi olur. Hoşça kalın arkadaşlar.